Merhaba arkadaşlar, ben Candaş Göcen, coğrafya öğretmeniyim. Bugün yine bir TYT videosuyla karşınızdayız. Konumuz yıllık hareket ve eksen eğikliği. Yıllık hareketle eksen eğikliğin sonuçları aynıdır aslında. Çünkü yıllık hareketin sonuçlarını 365 gün içerisinde görüyoruz ya, işte eksen eğikliğinin sonuçlarını da 365 gün içinde görüyoruz. Peki eksen eğikliği ne? Eksen eğikliği, dünyaya 180 milyon yıl önce çarpan bir meteorun bizi sağa doğru eğmesidir aslında. Meteor bizi sağa doğru eğiyor, ayı da bizden koparıyor ve dünyanın kutupları tam yukarıda ya da tam aşağıda değil. Kutuptan kutba geçtiği varsayılan çizgisine dünyanın yer ekseni diyorduk. Yer ekseni sağa doğru kayıyor. Dünya sağa doğru eğildiğine göre ekvator da sağa doğru eğiliyor demek ki. Ama dünyanın yolu düz. Yani dünyanın uzaydaki yolu olan yörüngesi düz. Bunu şöyle hayal edin. Düz bir yolda bir arabaya arkadan bakıyorsunuz. Araba gidiyor ama sağdan iki lastiği patlak. Nasıl görürsünüz? Araba düz gider ama kendi içerisinde eğiktir. Yine de o yolda düz gidebilir, değil mi? Dünyanın uzaydaki hali aynen böyle. Eksen eğikliği ise yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açıdır aslında. Şu açı. Ne kadar derseniz 23 derece 27 dakika. Demek ki eksen eğikliği ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23 derece 27 dakikalık açıymış. Buradan eksenle ekvatorun arası 90 dereceydi ya, biz eksen eğikliği için 23-27'yi çıkartırsak yörünge ile yer ekseni arasındaki açı 66-33 olur. Zaten bu ikisini toplarsak tekrar bize 90 dereceyi verir. Tamam. Şimdi eksen eğikliğinin ile ilgili bazı sonuçlar var. Önemli olan da onlar zaten. Şimdi eksen eğikliğinin sonucunda neler oluşuyor? Önce dünyanın şeklindeki değişimlere bakalım. Yani kendi içerisindeki değişiklikler. Şimdi dünyanın bu tarafında ve bu tarafında dönence kuşakları oluşuyor. Bu taraftaki yengeç dönencesi, bu taraftaki oğlak dönencesi. Bunların numaraları zaten 23 derece 27 dakika. Bunları aldık. 66-33 ile ilgili de kuzeyde ve güneyde kutup daireleri oluşuyor. Güney kutup dairesi demek ki 66 derece 33 dakika. Yukarıda da kuzey kutup dairesi 66 derece 33 dakika. Demek ki eksen eğikliği sonucunda bizim özel enlemlerimiz oluşuyor. Ve kuzeydeki yengeç dönencesi ile güneydeki yengeç dönencesinin adı arasına ya tropikal kuşak deriz ya dönence deriz. Demek ki eksen eğikliği sonucunda oluşan kuzeydeki 23-27 ile güneydeki 23-27'nin arasına biz tropikler ya da dönence kuşağı diyoruz. Buralar aynı zamanda güneş ışınlarının dik geldiği yerlerdir. Bu iki çizginin arasına, yani yengeç ve oğlak dönencesinin arasındaki herhangi bir noktaya yılda iki kez güneş ışınları dik gelir öğlen. Ama çizgilerin üzerine ise yılda sadece birer kez dik gelir. Peki çizginin dışına hiç dik gelmez. Mesela şurada aşağı yukarı Türkiye var. Türkiye'ye hiçbir zaman dik gelmez. Niye? Dönence kuşağının dışındayız. Böyle sorular geldi geçmişte. Türkiye'ye ya da herhangi bir ülkeye yılda en azından bir kere güneş ışınlarının dik gelebilmesi için senin dönence kuşağında olman lazım. İster kuzey ülkesi ol, ister güney. Dönence de değilsin. Kutuplara yakın olan 66'nın içinde de değilsin ki burası kutup kuşağıdır. Geriye ne kalıyor zaten? İkisinin arasına herhalde ne denir? Orta kuşak. Bazen ılıman kuşak diye de duyarsınız. Zaten Türkiye'de tamamen bir orta kuşak ülkesi. Orta kuşağın özelliği ne? Yıl içinde 4 mevsimi belirgin olarak yaşamak. Yani orta kuşaktaki herhangi bir ülke yıl içerisinde 4 mevsim belirgin yaşar. Peki eksen eğikliğini böyle öğrendik. Herhalde size sınavda çizimini sormayacaklar, tanımını da sormayacaklar. Size daha önceki videolarda da söylediğim gibi coğrafyada birçok şeyin neyini sorabilirler? Sonuçları. Yani eksen eğikliği var da eksen eğikliğinin sonucunda ne oluyor? Bir ve aslında en önemli sonuç mevsimler. Değil mi? Eğer eksen eğikliği olmasaydı dünyada mevsim diye bir şey olmazdı. Mevsim oluşuyorsa mevsimle alakalı bir rüzgar var. Dünyanın en önemli mevsimlik rüzgarıdır. Bunlar da oluşur. Muson rüzgarları genelde Hindistan, Çin, Bangladeş, Endonezya, Malezya civarında etkilidir. 6 ay karadan denize, 6 ay denizden karaya eser. 6 ay 6 ay ya yaz kış diye düşünürseniz mevsimle alakalıdır. Yani eksen eğikliği olmasa muson rüzgarı diye bir rüzgar olmaz. Üçüncü madde.
ne diyelim bunlara? Şuradaki şekiller için özel enlemler oluşur. Özel enlemler oluşur. Bunlara dönence kuşakları diyebilirsiniz. Ne bileyim kutup daireleri diyebilirsiniz. Hepsi bu eksen eklemin sonucunda oluşuyor. 4. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsim yaşanır ya da mevsim oluşur diyelim, denden koyuyoruz zaten. Yani bir yarım kürede yaz yaşarsak bir yarım kürede kış yaşarız. 5. Yıl içinde bir noktaya gıda değişir. Gıda dediğimiz güneş ışığından düşme açısıydı. Yıl içerisinde bir noktaya güneş ışığından düşme açısı değişir. Çünkü güneş kuzeye ve güneye doğru dönencelerin içerisinde hareket ediyor. Bazen kuzeye doğru dik düşer, bazen güneye doğru dik düşer. İşte bu yıl içerisinde olduğu için gıda değişir. Peki gıda değişiyorsa yıl içerisinde gıdaya bağlı olarak ne de değişir? Değişmez mi? Buna yıllık sıcaklık farkı da denebilir. Sonra başka yine yıl içerisinde bir noktaya düşen güneş ışınlarına bağlı olarak ne değişir? Gölge boyu. Yani eğer yazı yaşıyorsanız gölgeniz kısa olur. Kışı yaşıyorsanız gölgeniz uzun olur. Burayla ilgili bir nokta daha var gençlik. Eğer siz, hemen şu 7. maddesini şuraya bakalım. Eğer siz dönence kuşağının içerisinde yer alıyorsanız sadece gölgenizin boyu değişmez, yönü de değişir. Yani güneş bazen buraya dik düşer, siz şuradasınız diyelim ki, güneşin şuradan geldiğini düşünün. Gölgeniz bu tarafa düşer. Bazen ekvatora dik düşer, örneğin 21 Mart günü. Bu sefer de güneş ışınlarının buradan geldiğini düşünün, gölgeniz nereye düşer? Tam tersi. Yani dönence kuşağı içerisindeki noktalarda, yıl içerisinde gölgenin hem boyu hem de yönü değişir. Ama dönencenin dışındaysanız, Türkiye gibi, hiçbir zaman gölgenizin yönü değişmez ama boyu değişir. Gölgenin yönünün değişmesi ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de bir güneşi kuzeyden bir de güneyden görmek gibi bir şey var. Eğer öyle bir şey olsaydı biz dönencelerin içerisinde olurduk. Demek ki Türkiye'de gölge yönü sabit. Unutmayın, ışın nereden geliyorsa gölge yönüm tam tersi. Ben kuzey ülkesiyim, ışını aşağıdan yani güneyden alırım. Bana güneyden ışın geliyorsa Türkiye'de gölgeler nereye düşüyor o zaman? Kuzeye. Burayı anladık. Yıl içindeki değişiklikleri unutmuyoruz. Yıl içerisinde neler oluşuyor? Basınç farkları. Şimdi basınç farkı demek aslında ısınma soğumadan dolayı oluşan sistemler demek. Senin yaz kış mevsimlerin ya da ilkbahar sonbaharın oluştuğuna göre her zaman aynı ısınma ve soğuma olmadığı için basınç farklarında olması çok çok normal. Buraya da şöyle bu arkadaşı 8. madde olarak alalım. Eksen eğikliği ile ilgili çok önemli bir nokta daha söyleyeceğim. Soru çözerken çok işinize yarar. Eksen eğikliği aslında yıllık hareketin sonuçlarıyla aynı dedim. Ama en önemli husus şu değişme ya da fark kavramı. Eğer siz soru çözerken ya da paragraf sorusu gelirken bir nokta yıl içerisinde ya da herhangi bir nedenden farklılaşma, değişme gibi ifadeler duyuyorsanız bunlar yıl içerisindeki değişikliklerin sebebi eksen eğiklidir. Eksen eğik olduğu için değişimler vardır. Ekseni eğik yapmazsak ya da eğikliği ortadan kaldırıp dünyayı kaldırdığınızı düşünün. Yani şu iki çizgi birbirine eşit olsa, şöyle kaldırdım ekvatoru, geldi buraya. O zaman kutuplar tam yukarıda ve tam aşağıda olur ya, değişiklik diye bir şey olmaz. 365 gün boyunca hemen hemen her şey aynı olur. Sonra, bununla ilgili eksen eğikliği çok önemli bir konu. Gençlik sorularda da falan çok geliyor. Başka sorularla da bağlantılı. Takvim yapraklarına gene gidelim. Mesela bir noktaya yıl içerisinde güneşin doğuş batış saati ve neyi değişir? Yeri değişir. Yani siz hep doğu dediğiniz yere baktığınızda yaşadığınız yerde 365 gün boyunca nokta olarak oradan net doğmaz. Güneş biraz o doğu dediğiniz yerin sağına biraz da soluna kayar. Sabah doğduğu yer değişiyorsa akşam da battığı yer değişir. Aynı zamanda bir noktadaki ne değişir? Gece, gündüz süreleri. Yani gece gündüz süreleri değişir, değişmemesi gibi bir şey söz konusu değil asla. Niye değişecek? Benim buradaki mevsimlerim değiştiğine göre, yazı yaşayan tarafta gündüzler uzadığına göre geceler ne olur? Kısalır. Bunu takvim yapraklarında özellikle daha önceki videomda da anlatmıştım. İki takvim yaprağını elinize aldığında
aldığınızda güneşin doğuş ve batış saatlerinin değiştiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Tekrar söylüyorum, eksen eğikliğinin en önemli sonuçlarını değişim ve fark ifadeleriyle bulabilirsiniz siz. Eğer değişim varsa, fark varsa o kesinlikle eksen eğiklidir. Yine ÖSYM'nin ve soru bankalarının çok sevdiği bir tarzdan bahsediyorum size şu anda. O tarz ne? Olsaydı ne olurdu, olmasaydı ne olurdu hikayesi. Şimdi günümüzde eksen eğikliği var. Bu tamam. Sonuçları da orada. Eksen eğiklikle ilgili bir de şöyle soruluyor. Eksen eğikliği artsaydı, azalsaydı, olmasaydı. Şimdi eğer eksen eğikliği artarsa, şu günkü değer hecem 23-27 değil mi? Eksen eğikliğini artırırsanız düzen iyice bozulur. Yani yazlar olduğundan daha sıcak, kışlar olduğundan daha soğuk olur. Güneş ışınlarının hareket etmesi gereken enlem sayısı daha fazla olur. Yani eksen eğikliğinin artması düzenin bozulmasıdır. Peki azalsa ne olur? Azaldığında ne olur? Önce örneğin 15 olsaydı. Eksen eğikliği şimdi 23 ise 15 olsaydı şu civarda bir yer olurdu. Güneydeki dönence. Kuzeydeki dönence de şu civarda olurdu. Bu çizgiyi şöyle düşünün. O zaman benim dönence kuşağım, eksen eğikliğini azalttım ya, dönence kuşağım daralırdı. Güneşin dik geldiği yerlerdeki yıllık değişim azalacağı için düzene doğru gidişat olurdu. Yani eksen eğikliğini azaltırsanız sıcaklık farkları azalır, gece gündüz süreleri arasındaki farklar azalır. Bunlar önemli noktalar gençlik. Başka bir mevzu, Türkiye'nin olduğu yerle ilgili daha önemlidir. Şimdi biz burada 4 mevsim yaşıyoruz belirgin. Eksen eğikliğini kaldırırsanız, yani eksen eğikliğini yok sayarsanız dünya bir düzene gider. Aşağı yukarı Türkiye ortakuşaktaysa yılın büyük bölümünde ilkbahar ya da sonbahar gibi yaşam standartlarına kavuşuruz. Ne aşırı ısınma olur ne aşırı soğuma. Bunlar eksen eğikliğinin olmaması durumunda meydana gelecek olaylardan bir tanesi. Mevzuyu anladık mı? Demek ki olmasaydı düzene giderdik. Eksen eğikliği olmasaydı ısınma, soğuma farkları azalır. Dünya standarda biner. Eksen eğikliği artarsa fark iyice artar. Güneşinden dik geldiği noktalar artar. Gece gündüz süre farkları iyice artar. Eksen eğikliğini azaltırsanız dönence kuşağı daralır. Kuşak daraldığına göre güneş ışınlarının dik geldiği alanlar azalır. Doğal olarak yine düzene doğru gidişat vardır. Yani sıkıntıların büyük bölümü yok olur. İlkbahar ve sonbahardaki görünme kavuşmaya başlar dünya. Bir başka mevzu, son madde olarak söyleyeyim buraya. Yıl içerisinde bir noktaya ya da bir noktadaki aydınlanma çizgisi yer değiştirir. Çizgisi yer değiştirir diyelim. Şimdi aydınlanma çizgisi, diğer adı aydınlanma çemberi, aynı anda gece ile gündüzü ayıran sınırdır. Tamam mı? Ve bu çizgi yıl içerisinde değişir. Çünkü gece ile gündüz sürekli değişiyor biliyorsunuz. Hep aynı sürede, aynı uzunlukta değiller. Konuyu bitirmek üzereyim. Bir iki nokta var, oraya da parmak basmadan geçmeyelim. Şöyle bir durum var gençlik. Gece ve gündüzün oluşması dünyanın şekli. Gece gündüzün birbirini takip etmesi dünyanın günlük hareketi. Ama gece gündüzün sürelerinin değişmesi, yani uzayıp kısalmasıysa eksen eğikliği. Tekrar söylüyorum. Gece gündüzün oluşması dünyanın şekli. Portakal örneği vardı önceki videolarda. Portakala ışığı verdim, hiç hareket ettirmiyorum. Portakalın bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Hareket yok bakın. Dünyanın küresel şekli. Portakalı çevirdim. Aydınlanma çizgisi değişir. Yani gece ile gündüz oluşan yerler değişir. Bu da günlük hareket. Ama eksen eğikliğinden dolayı bir noktaya yılın aynı saatinde hep aynı açıyla gıda düşmeyeceği için gece gündüz süreleri de buna bağlı olarak değişir ve aydınlanma çizgisi de değişir. Demek ki bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Anladığınıza inanıyorum. Hadi anladığınızı düşünmek istiyorum, öyle söyleyeyim. Eksen eğikliği demek ki ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23 derece 27 dakikalık açıymış. Sonuçları genelde yıllık hareketin sonuçlarıyla aynıymış. Mevsimlerin oluşması, muson rüzgarları, bir noktaya gelen güneş ışınlarının yıl içinde değişmesi, sıcaklığın değişmesi, güneşin doğuş batış saatinin değişmesi, yani değişme ve fark kavramları eksen eğikliği ile açıklanır. Bugünlük konumuz bu kadar. Biraz da harita çalışalım. Evet. Şimdi geçen videomuzda dağlardan, dağ kuşaklarından, deprem kuşaklarından bahsetmiştik önceki videolarda. Şimdi de yanardağlardan bahsedeceğiz. Gençlik, aslında deprem kuşaklarıyla yanardağ kuşakları, yani volkanik araziler ve sıcak su kaynakları dünyada paraleldir. Tekrar söylüyorum. Deprem kuşakları, volkanik kuşaklar ve sıcak su, termal, sıcak su olan termal kaynakların gittiği hatlar ya da üzerinde durduğu yerler birbirine paraleldir. Bu üçü de yer kabuğunun zayıf, kırık yerlerinde ortaya çıkarlar. Şimdi volkanik arazilere bakalım.
Volkanik araziler genelde Amerika, Meksika, Peru, Kanada, Şili, şurada daha fazladır. Şurada vardır. Amerika'nın tatil cenneti duymuşsunuzdur. Hawaii adaları, Hawaii adalarının büyük bölümü volkaniktir. Şuradan Alaska'yı düşünün. Alaska'dan Rusya'ya doğru uzanan şuradaki adaların hepsi zaten volkaniktir. Sonra geldik yine biliyorsunuz bu kuşakla şu kuşak ikisi birleşip Pasifik Ateş Çemberi'ni oluşturuyor. Kamçatka, Rusya'nın Kamçatkası, Japonya, Filipinler, Endonezya, Malezya, Papua Yeni Gine, şuradaki adalar ve Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'ya bağlı adalar. Bunlar volkanik araziler. Aynı zamanda şurada Himalayaların üzerinde de volkanik araziler var. Ve burada özel bir yer var. Neresi orası? Afrika. Afrika kıtasının doğusu rift hattı, kırık hattı denir. Bu rift hattında da bir sürü yanardağ var. Hatta o yanardağlar Afrika'ya verimli toprakları da kavuşturmuşlardır. Aslında bu bir çizgi şeklindedir. Şöyle yaparsam daha net anlarsınız. Buradaki yanardağlar oldukça önemlidir. İzlanda, İzlanda da yanardağlarla doludur neredeyse. Afrika'nın bir de batısı. Buradaki adalarda da yanardağlar çok fazla var. Türkiye'nin olduğu yere gidelim. Türkiye'nin olduğu yerde de yanardağlar göreceksiniz. Esas İtalya, Etna, Vezüv orada. Türkiye'nin olduğu yerdeki yanardağlar sönmüş. Yani eğer 200 yıl boyunca patlamıyorsa, faaliyette değilse bir yanardağ biz ona sönmüş diyoruz. Bizdekilerin hepsi sönmüş. Kim onlar? Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı, Erciyes, Karadağ, Karacadağ, Melendiz gibi. Ki Ağrı Dağı şuradadır ve sadece Türkiye'nin değil tüm Avrupa'nın en yüksek noktasıdır. Öyle düşüneceğiz. Yanardağların aktif olanları yaklaşık 480 tane dünya genelinde ve bu 480 dağın %81'i Pasifik Ateş Çemberi. Aynı deprem hattı gibi. Yani yanardağların büyük kısmı Pasifik Okyanusu, Büyük Okyanus'un kıyılarındaki hatlarda. Farklı olarak nereler var işte? Şuradaki Hawaii yarımadaları, takım adaları aslında, Hawaii takım adaları. Buradaki Avustralya'nın hemen güneyindeki Yeni Zelanda ve onunla bağlı adalar. Papua Yeni Gine'nin olduğu yerler. Şuradaki Filipinler, şurada Japonya, Kamçatka, Rusların Kamçatkası, Endonezya, Malezya, şu ortadaki bizim zaten Alp Himalaya sistemi. Afrika'nın doğu kısmında rift hattı, kırık hattı, çöküntü hattı var. İtalya, Türkiye'nin olduğu yerler. Afrika'nın biraz da Amerika ile yani doğusuyla batısıyla arasındaki yerde okyanustaki adalar. İzlanda çok aktif yanardağ olan ülkelerden bir tanesidir. Bunda da yine 2000'li yıllarda bir soru geldi. İzlanda'da bir yanardağ patladı. Eyjafjallajökull diye bir yanardağ vardı. Hatta bizim diksiyonda sıkıntı çıktı. Hem derslerde çıktı hem haberlerde sunucular tarafından. Çünkü alışkın olmadığımız bir şey. Bu ne olarak soruldu biliyor musunuz? Doğal ortam insan arasındaki ilişkiye yönelik soruldu. Bu yanardağın patlaması sonucu o kadar çok kül birikimi oldu ki atmosferde. Havayolu ulaşımı aksadı ve Avrupa ile Amerika arasında neredeyse 2-3 hafta boyunca hiç uçak kalkmadı. Bazı havayolu şirketleri iflas etmenin noktasına geldiler. Yani buradan bir yanardağın kül püskürtmesi dünya hava ulaşımını etkiledi. Bir hostesin ya da bir pilotun işsiz kalmasına sebep olabiliyor böyle durumlar. Evet, dünyadaki volkanik arazilerin, daha doğrusu volkanizma faaliyetinin görüldüğü yerlerden bahsettim bunlar. Tabii şurada Atlas Okyanusu sırtını ve Atlas sırtının içerisindeki yanardağları unutmayacağız. Onlar dağlar okyanusun altında ama orada da faaliyette olan dağlar var. Evet arkadaşlar, bugün konumuz eksen eğikliği, haritada da volkanik araziydi. Umarım faydalı olmuştur.